Alamıyorum, alamıyorum. ...13 yıl önce kızımı dünyaya getirdim. Kızım şu ana kadar 13 sene boyunca 56 kere ameliyat oldu. Bu ameliyatlarının birçoğunda da yani kendini, canını yakan hepsinde yandı ama... ...birçoğunda da canını hiçe sayarak aldı doktorlarımız ameliyata. Bizim imzamız neticesinde biz imza atarak girdi. Hepsinde bizim iznimiz olarak. Yani biz de onun iyi olması açısından bu imzaları attık. Ama şu güne kadar, bu zamana kadar yani baya bir şeyler atlattı. O da biz de. Biz psikolojikman çöktük. O zaten sağlığından yani çöktü, sağlıkman olarak. Şimdiye kadar işte 56 kez ameliyat geçirdiği için baya bir yıprandık. Bütçe olarak da çok yıprandık. Çok çok iyiydi durumumuz. Her şeyi yapabiliyorduk, her istediğini yapabiliyorduk ama yaklaşık şu 3 yıldan beri onun istediklerini de yapamıyoruz, kendi istediklerimizi de yapamıyoruz. Yani haciz geldi eşimin maaşına. Onun maaşına haciz geldiği için zaten çektiği para meydanda, asgari ücretle çalışıyor. Onun dörtte birini aldıkları zaman zaten evimiz kira, bizim elimizde hiçbir şey kalmıyor. Biz ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Kızımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz zaten. O yüzden de o çok üzülüyor. Biz daha çok üzülüyoruz o üzüldüğü zaman. Daha çok çok üzülüyoruz. Ama yani elimizden yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden ben yani yapılabilecek bir şey varsa onu istiyorum sadece bu. Bu kadar yani. Hastalığı tibia aplezi diye bilinen, tıp dilinde öyle bilinen ama bizim dememizle kaval kemiği eksikliği, iki kaval kemiğimiz de yok. Bunun aslında dünyada da Türkiye'de de tek çaresi olarak dizden aşağısının kesilmesi. Ama biz buna kızımıza bırakarak, biz zaten izin vermedik böyle bir şeye. Kızımıza bırakarak ileride kendi kararını kendi verdiği zaman nasıl yapmasını istiyorsa öyle yapmasını öngörüde bulunduk. Ona bıraktık yani ileride o kararını kendi verecek. Nasıl yapmak istiyorsa onu yapacak. 6 ayda bir cihazlarımız değişiyor bizim. Kullanmamız gereken ortezlerimiz var. 6 ayda bir değişiyor. Onun da devlet fazlasını karşılamıyor. Biz kendi çabamızla bugüne kadar karşılamaya çalıştık ama artık yani bizde de yok, yetemiyoruz. On bin lira kadar cihazın miktarı ama 6 ayda bir değiştiği için senelik biz bunu yemeyip içmeyip biriktirmek zorundayız. Yani kızımızın sağlığı için biriktirmek zorundayız, şartımız bu. Mecburen yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, keseceğiz bir şekilde bunu biriktireceğiz. Ama artık yetemiyoruz yani yok. Yok çünkü yok olmayan şey nasıl yeteceğiz? Evimiz kira, elektriğimiz, her şeyimiz satın. Biz boğazımızdan kesiyoruz yeri geldiği zaman. Ona şey yapıyoruz. Onun istediklerini almaya çalışıyoruz ama yetmiyor. En azından kızımın şu ihtiyaçlarını giderilmesini ve bu hacizin bizim üstümüzden kaldırılmasını, borçlarımızın ödenmesini. En azından borçlarımız ödenirse biz biraz daha feraha çıkacağız. Eminim bunu biliyorum. Ama şu anda yapamıyoruz. Ya anne olarak da normal bir insan olarak da çok çöküşteyim şu anda. Psikolojikman zaten ilaç kullanıyorum. İlaç tedavisinde duruyorum ayakta ama duramıyorum. Durmaya çalışıyorum, duramıyorum. Ya onun tek istediği şu anda çok çok istediği tek istediği şey bir yatak mesela. Bir yatak dahi alamıyorsun çocuğa. Yok yani yok neyle alacaksın olmayınca. Yardımseverlere, yetkililere, yani yetkililere seslenmek istiyorum aslında. Sadece ben değilim çünkü bu dünyada bunu yaşayan, Türkiye'de bunu yaşayan birçok
arkadaşım var, bildiğim kişiler var. Yani onlar da tefecilerden borç alarak dahi bunu alanlar var. Çok var, bildiğim çok var, kişiler var. Aynı hastalıklı olup da aynı hastanede, aynı yatakta yattığımız kişiler var çok. Bunları O devlet yüzden karşılıyor. yani bunların devletin karşılamasını istiyorum. Yani bizden sıfır para alarak devletin karşılamasını istiyorum. Yani çok istiyorum bunu. Protezler de yani şimdi yaşı küçük olduğu için yapmaya kalksak öyle bir şey. Onlar da 15-20 milyardan başlıyor. Her ay her şey. Onlar daha çok meblağ olarak değiştirmek zorundasın. Onlar daha çok fazla para. Onları da karşılamıyor. Onu yaptın, onu karşılamıyor. Bunu yaptın, bunu karşılamıyor. Zaten protez olarak da karşılamıyor. Ortez olarak da karşılamıyor. Yani ne Aynen. yapacağız biz? Bahçesi geldi. Eve yani eşim çalıştığı için şu anda onun şeyini yapıyorlar. Onun maaşından kesiliyor. Yani birçok yerden, bir yerden olsa bir şekilde birini ödedik zaten. Yani maaşından kesilerek ödendi biri. Şunu tekrar söyler misin abla? Cihazları karşılamak için krediler çektik. Onları ödemeyince ev izimiz, ev haciz geldi. Şu anda da Eve haciz geldiği için, eşim çalışıyor olduğu için de onun maaşına da haciz geldi. ailem, yani annemle babam beni istediğim her şeyi almak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Yani onların da üzülmesini istemiyorum. Yardım edilirse yani en çok zaten ben sevinirim. Annemle babamın her gün bana yardım etmesini çok seviniyorum. Tabii en sevindiğim şey. Yani iyi ki benim annemle babam diyebilirim. Onları çok seviyorum. Derslerin nasıl kadar? Doktor olmak istiyorum çünkü hastaneye yani hastaneye gide gele öğrendim doktorluğu. 56 kez ameliyat oldum. Benim gibi olan çocuklara yardım etmek istiyorum. O yüzden. Ne yaptınız? Şöyle göstereyim mi? Lastikle. Lastikle. Lastik. Evet, sıkıyor çünkü. Sıktığı için. Al. Bu da sıkmaya ayakkabılarım sıktığı için daha çok gevşek dursun diye paket lastiği takıp böyle takıyorum. Daha kolay oluyor. Cihazın değişmesi lazım. Cihazın değişmesi lazım ama değiştiremediğimiz için böyle bir şey yaptım.